Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz astrolog, yazar ve spiritüel yaşam koçu Gülşah Alkan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. Bize renk kattınız öncelikle. Teşekkür ederim. Uzaklardan geldiniz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Adım Gülşah Alkan. 89 Viyana doğumluyum. Çok güzel bir şehir. Teşekkür ederim. Çünkü geçen ay oradaydım. İkinci defa gittim. Büyük bir keyifle gezdim. Çok medeni, sanat dolu bir şehir. Birçok konuyla ilgileniyorsunuz. Çok yönlü bir insansınız. Evet. Bu konulara ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Gökyüzüne her zaman zaten hayranlığım vardı benim. Hı-hı. Küçükken de babamın kitapları vardı raflardan. Hep okurdum. Hı-hı. Astroloji kitaplarmış. Aynen. Kitaplardı daha doğrusu. Hı-hı. Şimdi daha yeni öğrendim. İmam Rabbani'nin kitaplarıymış. Böyle hep hayranlığım vardı zaten. Hı-hı. Öyle başladı küçüklüğümden beri. Küçük yaştan. Evet. 7 yıldır da profesyonel olarak eğitim sürecimle birlikte. 4 yıl eğitim aldım daha doğrusu. 4,5 yıl falan. 7-8 yıl oldu şimdi. Profesyonel olarak da danışmanlık veriyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Astrolojik danışmanlık veriyorum. İlişki astrolojisi olsun, astropsikoloji olsun. İnsanlara yol göstermeye çalışıyorum. Hı-hı. Öngörü olsun. İhtiyacı neye varsa insanların bana doğru geliyorlar daha doğrusu. Ne tarz konularda başvuruda bulunuyorlar? Daha çok ilişki astrolojisi, öngörü, bunları soruyorlar. Onun için danışmanlık istiyorlar, geliyorlar. Yani bu iyi bir birliktelik mi? Evet. Ve şifa vermeye çalışıyorum. Daha doğrusu yani isim esmalarını çıkarıyorum. Bir de öyle bir bağlantı var. Astrolojiyle esmaların bağlantıları var. Gezegenlerle daha doğrusu. O yüzden elementlerle de bağlantısı oluyor dolayısıyla. Böyle bazı elementler iyi geliyor bazı karakterlere. Evet. İnsanın dengeye gelmesi için zaten elementlerinin dengelenmesi gerekiyor. Dört elementin. Bunu da doğum haritasından görebiliyoruz. İsim esmasından da aslında ben bunu çözdüm, buldum diyelim. İsim esması çünkü herkese verilir, bilinir yani. Şifa verdiği bilinir. Ama nedeni, sebebi bilinmez. Ben de bunun sebebini araştırdım, buldum diyelim. Kitabımda da bundan bahsettim, ilk kitabımda. Ne güzel. Türkçeniz çok güzel. Teşekkür ederim. Hiç bozulmamış. Evet. Aile içinde konuşunca. Aile içinde konuşuyoruz. Bir de ortaokul zamanımda Türkçe kursuna gittim. Türkçe öğrenmek için ekstra. Bravo. Evet, ondan öğrendim. Çok güzel. Ama evde de zaten ailemizle. Evde de Türkçe konuşuyoruz, evet. Çok güzel. Unutmamanız harika gerçekten. Teşekkürler. Onun dışında Almanca, İngilizce onlar da var. Aynen, Almanca, İngilizce var. Peki sizin önde gelen özellikleriniz? Benim önde gelen özelliklerim? Empatik böyle, olmam. Değil mi? Geri dönüşler doğrultusunda. Evet, çok empatik olmam. Örneğin danışanlarımın derdini kendi derdim bilmem. Böyle hunharca gerçekten stres yapmam kendime bazen ama çok empatik olmam diyelim. Değil mi? Böyle. Yani o konuyu sahiplenmek gibi değil mi? Evet. Yani kendi konum gibi çünkü. Kendi olayım. Bana gelmiş hani danışmanlık istiyor, yardım istiyor, destek istiyor. Değil mi? Ben de elimden geldiği kadarıyla yardım yani etmeye çalışıyorum. Yani bu yardım eli uzatmak. Evet. İnsana manevi bir haz veriyor değil mi? Bir mutluluk. Evet. Evet, çünkü yardım etmek çok güzel bir çok şey. Çok güzel bir şey. Harika. Rabbime şükrediyorum bunun ne için. Ne güzel ederim. Ama kabiliyetiniz var. Eğitiminizi de aldınız. Evet. Bu çok önemli. Eğitimi almış olmak. Evet. Kesinlikle. Çünkü bu konuda yetkin hale geldiniz. Bu çok önemli. Kesinlikle. Gerçekten. Türkler, Viyanalılar hepsi var mı? Evet. Danışanlar. Türkler çok var. Türkler. En çok daha Türkler. Daha çok Türkler evet, var. Evet. Daha çok. Instagram'dan mı ulaşıyorlar size? Instagram'dan ulaşıyorlar en çok. Evet. Altyazı olarak da geçiyor bilgileriniz. İsteyen yine sizi arayabilir, sizinle bağlantı kurabilir. Teşekkür ederim. Onlara da destek olursunuz. Peki geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz nedir? Geleceğe dair vizyonum, hedefim insanlara ulaşmak. Daha geniş kitlere. Evet, daha çok temenni diyelim. İnsanların kendini tanıması. Ben bunun üzerine yazdım zaten kitaplarımı. Bunu temenni ediyorum diyelim daha doğrusu. Çok önemli değil mi? Yani ne istediğimizi bilmek, evet. Hayat amacımız nedir? Evet, kendimizi bilmek, hı-hı, bir şekilde araştırmak. Hı-hı. Potansiyelimizi. Bu çok önemli. Değil mi? Potansiyellerimizi, evet. Yani ben neyi yapabilirim? Hangi aynen konuda öyle başarılı olurum? Evet. Çünkü o konuya eğilmek önemli. Evet. Bir de ben kimim yani onu bilmek gerekiyor, hı-hı, ilk önce. İnsan kendisini tanırsa çünkü herkesi tanıyor, her şeyi tanıyor. Hı-hı. Bir laf var ya, kendini bilen Rabbini bilir diye. Gerçekten doğru. Çok doğru. Doğru. Kendimizi bir şey yapmalıyız, böyle bir araştırmak. Veya kesinlikle destek almak, değil mi? Kabiliyetlerinin olduğunu kesinlikle öğrenmek, bunlar son derece önemli. Evet. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Hangi özellikler olması gerekir? Empatik olması gerekir.
Öğrenmeye açık olması gerekiyor. Çünkü her zaman değişiyor. Öğrenmek her zaman var. Sonsuz tabii. Yani bu bilgiler. Kesinlikle. Astroloji derya deniz çünkü tabii. Gerçekten. Her gün yeni bir bilgi. Evet, her gün yeni bir bilgi. Böyle açık olmalı insanlar. Öngörü sahibi olmalı biraz. Hı-hı. Yani yoksa yapamaz yani bu işi. Hı-hı. Sizde böyle eskiden beri var mıydı? Evet vardı. Kabiliyetler biraz böyle içten şey yapma, vardı. Geleceği görme falan evet, gibi. Evet vardı. Hisler, olaylar, vizyonlar, değil mi? Görüler. Değil evet. Mi? Ne kadar güzel, çok hoş gerçekten. Online oluyor değil mi? Genellikle hep online oluyor sizin seanslar. Evet, çoğunlukla. Çoğunlukla. Hı. Ancak oraya gelen. Yüz yüze de oluyor ama. Ha, oraya gelen mi oluyor bir yani? Evet. Yani siz ara sıra görüşmek İstanbul'a için. Geliyorsunuz. Evet, ara sıra. Daha çok tatil. Daha çok evet. Amaçlı. Çok daha çok evet. Viyana'da hayat nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Zaten orada doğdum, orada büyüdüm, orada yaşıyorum. Güzel çok geçiyor, medeni. Sakin. Değil mi? Yani özellikle parkları çok bakımlı. Evet, o yönden. O tarihi dokuyu korumaları binalar açısından, mimari açıdan o da çok ayrı bir özellik. Yani evet, kıymet biliyorlar diyelim. Çok çok önemli. Öyle tarihi korumak. Evet. Yani onu çok. En iyi şekilde tanıtmak, değil mi? Restorasyonunu yapmak. Evet. Bunlar o kadar önemli. Çok değerlendiriyorlar. Ki. Küçük bir bölge bile olsa tabii. Bizim orada gerçekten tabii. Değerlendiriliyor ve çok güzel ne bakımlı oluyor. O mesela yönden. Bir şey, Mankin Peace köşesi vardır. Orada bütün her şey var değil mi? Satılıyor. Hediyelik eşya. Evet. Herkes gidiyor evet. Resim çiziyor. Ha, ufak bir heykel halbuki ama yani evet. Sempatik. Fakat dünya çapında ün yapmış. Evet, aynen. Yani herkes doğru. Araştırıyor, oraya gidiyor. Evet, doğru. Stephen's Platz çok güzel. Evet, Stephen's Platz. Çok hoş. Özellikle o gotik sanat, değil mi? Yani evet. O güzel kiliseler, binalar, opera evet, binaları. Çok güzel. Zaten dünyanın en büyük şeyleri mesela Mozart, Schubert, Haydn evet. Bir sürü evet. Şeyler hep o topraklardan aynen, çıkmış. Yani bütün bu müzisyenlerin heykelleri de var. Evet. Hep anıyorlar, hı-hı. Yaşatıyorlar. Johann Strauss. Evet. Hepsinin parklarda böyle çok güzel heykelleri var. Evet. İnsanlar da gidip bilgi sahibi oluyor. Tabii onların Avusturyalı olduğunu da bazen bilmeyenler de olabiliyor. Evet, mesela çok doğrudur. Ünlü bir besteci ama Avusturyalı doğrudur. Olduğunu, o da ülkeyi tanıtıyor değil mi? Hı-hı. Sanat. Evet, tabii ki sanat çok önemli. Çok önemli. Sanat çok önemli. Bir ülkenin medeniyet seviyesini kesinlikle. Gösteriyor ve de dünyaya tanıtıyor. Evet. Yani kesinlikle. Sanatın her dalı böyle bu. Evet. Değil mi? Ne kadar hoş. Çok güzel. Evet. Çok gerçekten şanslısınız. Teşekkür peki biraz kitaplarınızdan bahsedin. Kitaplarımdan bahsedeyim. Hı-hı. İlk kitabımı 2023 Şubat ayında çıkardım. Altair. Kişilerin kendini tanıması için hı-hı. Daha çok. İşte ve esmaların bağlantılarını, hı-hı. Astrolojik bağlantılarını yazdım. Hı-hı. Adı ne? Altair. Altair bir yıldız. Kartal hı-hı. Takım yıldızına ait bir yıldız. Tamam. Çok güzel. Gökyüzünün en parlak, gökyüzünün en parlak 12. yıldızı oluyor. Hı-hı. Bende de olduğu için öyle bir kitap harika. Çıkardım. İkinci de daha çok detaylı anlatım vesaire. Hmm. Okurlarsa sevinirim. Tabii. Anlarlar okusunlar. O zaman. Çünkü çok farklı ve çok fazla konular var içinde. Ne güzel. Bunları böyle bir araya getirmeniz de böyle bir referans kitabı gibi konuyu öğrenmek isteyenler. Bilgiyi dağıtmaya çalışıyorum. Daha ne doğrusu güzel. Kendimde paylaşmak. Tutmaya çalışmıyorum. Paylaşmak çok önemli. Çok önemli değil mi? Yani çünkü siz birçok şey öğrendiniz. Evet. Bunu başkalarına aktarmak. Kesinlikle. Aktarmak çok önemli. Bunun amacındayım. Mutluluk verici. Tabii o kitap da kalıcı. Sizden kalan bir eser. Evet. Geleceğe evet. Kalan bir eser. Bu da mutluluk verici. Evet. Türkçe değil mi? Türkçe. Orada mı bastırdınız? Türkiye'de mi? Türkiye'de, İstanbul'da. Türkiye'de bastırdınız. Loti Kitap'ta. Çok güzel. Hangi kitap evi? Loti Kitap. Çok güzel. Harika. Onu da isteyenler alabilir. Evet. Alt yazı olarak da geçiyor. Çok teşekkür güzel. Ederim. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Sizinle de. Sağ olun. Programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız, bir tavsiyeniz var mı? Tavsiyem şu, herkes kendini tanısın istiyorum. Gerçekten herkes kendini bilsin, tanısın. Hı-hı. Evreni bilsin, tanısın. Kesinlikle. Dediğim gibi kendini bilen Rabbini bilir diyorum tekrardan ve teşekkür ediyorum davetiniz rica için. Çok ederiz. Teşekkür ederim. Bu doğum haritası da çok önemli değil mi? Evet. Yani onu inceletmek. Doğum haritasına zaten ücretsiz de bakabiliyorlar. Hı-hı. Hiç olmazsa baksınlar, bir göz doğru. Atsınlar. Kitaplarından da okuyarak bilgi sahibi olabilirler. Bağlantı kurabilirler hı-hı. Zaten. Oradan devam edebilirler. İlim istesinler Rabbimden. Evet. Yani Rabbim bu güzel ipuçları veriyor değil mi? Kesinlikle. Yani hangi
dönem daha böyle şanslı dönem, ne tarz konular daha o kişiye hitap ediyor. Çok fazla, ediyor. Evet. Değil mi? Evet. Ona göre bunları da öğrenmenin faydası oluyor. Evet, artık kesinlikle. İnsanlar daha çok ilgi göstermeye başladı. Tabii bu çok kadim bir bilgi. Evet, kadim bilgiler. Değil mi? Çok uzun yıllar evvel. Evet, hep çok varmış Osmanlı İmparatorluğu zamanında da. Kullanılırmış zaten. Hep padişahlar bilgi alırlarmış. Evet, çok önemli. Ama son zamanlarda da ilgi arttı. Tabii bir ön yargı vardı biraz, değil mi? Yani astroloji acaba fal mı? Fal değil, asla değil. Ve şunu söylemek istiyorum. Zaten astrologlar da elindeki kartları bıraksınlar istiyorum. Çünkü insanlar çok yanlış düşünüyorlar. Fallarla bu tarot vesaire kötülemek de istemiyorum ama hiç bir bağlantısı yoktur. Onu da bir söyleyeyim buradan. Doğru. Çünkü belli bir şey vardır ve hani belirsiz bir şey vardır. Onu birbirine karıştırmasınlar. Kesinlikle. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.